Babaannemin papatya çayını unuttuk. Ah Zeynep ah. Aklın nerede acaba senin? Bir soru sordum teyze. Sen nasıl şüphe edersin benden ha? Sorumun cevabı bu değil. Benim kimseden gizlim saklım yok. Buraya ne amaçla geldiğimi biliyorum sadece. Annenle babandan ve onların yaşadıklarından başka bir şey düşünmüyorum. Ama sen bunların hepsini unutmuş gibisin. Ben hiçbir şey unutmadım. Neden onların tarafını tutuyorsun o zaman? Ben sadece hiçbir suçu günahı olmayan yaşlı bir kadını meselemizin dışında tutuyorum. O kadar. Annenle baban yokken seni büyüten kadınla teyzenden hesap sormayı biliyorsun ama. Teyze. Onlar orada gülüp eğlenirken benim neler çektiğimi biliyor musun Halil? İntikamını almaktan vazgeçtiysen bana da söyle. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim. Bana öyle gelmiyor. Teyze, daha önce de söyledim. Bundan böyle benim yaptığım hiçbir şeyi sorgulamayacaksın. Sakın. Daha fazla uzatmadan bu işi bitirmem lazım. Zümrüt ölmedikçe bana kurtuluş yok. Gülce. Özür dilerim. Korkuttun mu? Yo. Etrafı topluyordum da. Ben alayım. Sağ ol. Bir sorun yok değil mi? Yo. Tam aksine annenle barışmanıza çok sevindim. Senin sayende. Ben bir şey yapmadım ki. Dün konuşmuşsun ya annem. Sen yumuşatmışsın onu belli. Ondan olduğunu sanmam. Er ya da geç barışacaktınız zaten. Çok seviyorsunuz birbirinizi. Sen olmasan küsmesi de barışması da bu kadar güzel olmazdı. Yavrum, iyi misin sen? Sen yanımdayken kötü olmam mümkün mü Sultan? Bilmem. Hani insan dertlenir de içine atar ya bazen. Sonra o dertler büyür, büyür, büyür. Hiçbir yere sığmaz olur. Sonra ne olur biliyor musun? Gelir kalbine tıkar. Sakın sen öyle olma, olur mu kızım? Acaba sen de mi öyle yaptın? Ben hep yanındayım. Burası unutur ama burası asla unutmaz. Sen hep iyi ol. Sen merak etme Sultan. Ailem iyiyse ben de iyiyim. Ömer'e söyle, çok yormasın seni. Kızacağım sonunda ona da. Söylerim. Aa, sen süzüldün mü? Hayır, yani korkuyorum o çocuk seni almayacak diye. Babaanne, o nasıl söz? Yalan mı? Hadi sen çayını iç. Seni kızdırmış galiba. Mal sayımları bitti mi? Evet. Eksik yedik? Hayır. Her şey yolunda. Hatta yeni bir toptancıyla anlaştık. Birkaç güne yüklü bir teslimat yapacağız. Ne oldu? Doktor mu kötü bir şey dedi? Yok. Burada kalması, burada yaşaması ona iyi gelecekmiş. Yani anlayacağın, teyzemin feryat ettiği durum yok ortada. Sevindim. Bence çok doğru bir karar verdim. Başlangıçta kötü şeyler yaşandı. Ama galiba herkes için hayırlısı olacak. Ne demek istiyorsun sen? Burada kalmalarına izin vermişsin ya. Ondan diyorum. İyi olmuş. Hem senin de içini soğudu. İlk zamanlardaki gibi değilsin. Yok öyle bir şey. Ben değişmedim. Aslan'la ailesiyle olan davamda devam ediyor. Edecek de. Yusuf, yüzün gülüyor bakıyorum. Gülmesin mi yenge? Ay, aşk olsun yengeciğim. Gülsün tabii yüzün, hep gülsün. Çok sevindim annenle barışmana. Sağ ol yenge. Ha aman diyeyim bak Yusuf. Bir daha sakın öyle el kızı için anneni, aileni sırtını dönme, tamam mı? Sakın. Yenge, el kızı dediğin benim karım. Bak kaç lira aynısını yapıyorsun. Seni kırmamak için susuyorum ama yeter. Aman, ne dediysem sanki. Allah rahatlık versin meleğim. Senin işin var burada. Ben babaannemi uyutmak için. Senin işin mi bu? Hayır. Zümrüt Hanım'ın yanında sadece Selma kalabilir. Dedim. Sen değil. Gidiyordum zaten. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Biliyorum. Bunu sakın unutma. Unutmam. Görevimin ne olduğunu çok iyi biliyorum ben. Merak etme. İşlerimi aksatmadan yapacağım. O zaman işin başına geç. Baba bu hiç evden dışarı çıkmıyor. Yerinden bile kıpırdamıyor. Neden aramıyor baba bu ailesini? Ben biliyorum sebebini. Bizim hizmetçi kız Ayşe. Ne olmuş Ayşe'ye? Seni şimdi şuracıkta boğmak vardı ya. Neyse. İntikamını almaktan vazgeçtiysen bana da söyle. Senin de içine soğudu. İlk zamanlardaki gibi değilsin. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey. Biliyorum. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok. Sevindim. Anlamadım. Düzeltmişsin. Eskisi gibi olmuş. Olmadı. Bana öyle göründü. Bakmayı bilmiyorsun çünkü. Gördün mü? Görünen yüzü güzel. Ama içi... Belki en baştan... Asla eskisi gibi olmayacak. Tabii. En iyi sen biliyorsun. Öyle. İzninle. Evet evet. Ben yanlış anlamışım. Babamlar aslında aileni aramak için gittiğini öğrenmemişler. Kusura bakma. Ben de seni telaşlandırdım boş yere. Saçmalama, ne kusuru. Ayşe, çok teşekkür ederim. Senin hakkına denmez vallahi. Ya ne hakkı? Biz kardeş sayılırız. Da şimdi ne yapacaksın sen? Hemen çıkıp ablamı aramaya devam edeceğim. Tabii başımdaki beladan kurtulursam. Ne belası? Şeynaz. Sürekli ağır işler verip duruyor. Ama bugün ne iş verirse versin çarçabuk bitireceğim hepsini. Sonra da ablamı aramaya devam edeceğim. Bulacağım onu Ayşe. Bulacağım. Ulan Ayşe. Ulan Ayşe, demek bizimki o yüzden. Alo baba. Ne oldu, hallettin mi? Ayşe ne istiyorsak tek tek söyledi Gülce. İyice de korkuttum kızı. Eğer sonradan Gülce'yi uyandırmaya kalkarsa köydeki ananı da babanı da doğrarım dedim. Hemen yola geldi. Başka çaresi mi var baba? Tabii ki yola gelecek. Gülce ne yaptı, inandı mı peki? Onu da sen söyleyeceksin. Takipte kal. Ailesinin peşine düşerse inandı demektir. Sen merak etme baba, ben de. Ellerinden öper. Önce bir durula da öyle koy. Bir öğrenemediniz Zeynep Hanım. Eline de yakıştı ha. Ya sabır. Ay, Zümrüt Hanım'ın haline de çok üzülüyorum. Nesine üzülüyormuşsun? İşte iyice tozuttu ya. O ne demek öyle? Tozutmak ne demek? Ben... O kadın size yıllarca emek verdi. Hiçbirinizi kendi çocuğundan, torunundan ayırmadı. Bu mu karşılığı? Alay etmek mi? Utan kendinden, utan! Zeynep, ne oluyor? Yok bir şey abla. Gel birazcık konuşalım seninle, hava alalım. Belli ki seni yine canını sıkmışlar. Bulaşıklar? Ellerinden öper. Şuna bak. Her şey de planlı. Demek bekçin sana çorba yapmaya gitmiş. Bu defa elimden kurtulamayacaksın Zümrüt Hanım. Seninle işin bitince bütün Aslan'ın ailesinden kurtulacağım. O Zeynep denen paçoz sorunumla bir daha Halil'in etrafında dolanamayacak. ...15 dakika. Bu bana yeter de artar bile. Aldırma ona. Biliyorsun seni kızdırmak için yapıyor. Biliyorum abla, biliyorum da... ...öyle babaanneme laf söyleyince tutamadım kendimi. Anlamıyorum abla. Ne ara bu kadar vefasız oldu bu insanlar? Ah benim güzel kardeşim. Hep böylelerdi. Hep. Ne yapacağız? Katlanacağız. Babaannemi görmüyor musun? Ne kadar mutlu eve döndüğü için. Sürekli şakalar yapıyor. Gülüp eğleniyor. Bir görsen. Görmez olur muyum? Takmış kafaya, beni evlendirmeye çalışıyor. Bana hiç öyle şeyler söylemiyor. Ümidi kestiyse demek ki. Güzel ablam. Deme öyle. Bak senin de o güzel kalbinin kıymetini bilen biri çıkacak elbet karşına. Ama umursamıyorum ki artık. Ailem yanımda olsun. Başka bir sorunum yok. Halil Bey babaannemi buraya alarak gerçekten çok iyi etti. Ona da hiç güvenmiyorum. Bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor. Bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık. İkisi de birbiriyle bir savaş halinde. O savaşı hangisi kazanacak bilemiyorum. O yüzden de verdiği hiçbir karardan emin olamıyorum. Dikkatli olmak lazım. Özellikle de babaannem için. Sen merak etme. Babaannem bana emanet. Hatta çorba saati geldi babaannemin. Ben gideyim de yapayım artık. Çorbasının içince pamuk gibi olur prensesimiz. Göreceksin bak. Her şey düzelecek. İnşallah. Hadi. Sıkma artık canını. Hadi git işine bak sen de. Merak etme. Biz buradayız. Peki ablacığım. Kalksana. Kalksana be kadın. Ya ne var ya? Ne oldu? Hadi kalk. Ya istemiyorum. Uyuyacağım ben. Seni harika bir yere göndereceğim. Orada uzun uzun uyuyacaksın. İstemiyorum. Ömer geldi mi? Evet. Ömer aşağıda seni bekliyor. Hadi. Ömer'e gidelim. Beni bekliyor. Ömer gelmiş. Dur Allah'ın delisi, beni bekle. Mis gibi de kokuyor. Hadi sen babaannemi uyandır. Ben de geliyorum şimdi. Tamam ablacığım. Acele etmezsen oğlum gidecek. Hadi. Yürüsene be kadın, yürü hadi. Sen o kadınsın. Öl yaşlı bunak, öl. Of, bırak. Bırak! Bırak beni! Bırak beni! Babaanne! Ah! Ya! Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! 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 Bırak beni! Ah! Ah! İyi misiniz? Yardım edin! Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Öldürüyorlar beni! Kimse yok mu? Ne oldu burada? O yaşlı kadın itti beni. Öldürmeye çalıştı, yardım et. Allah'ım. Allah'ım ne oldu öyle az önce? Aynayı gördüm ben Allah'ım. Kim bu kadın? Hepimizi öldürür. Hepimiz. Ömer gelmiş. Ben onu görmeye gidiyordum. Sonra o kadın düştü. Ben bir şey yapmadım. Vallahi yapmadım. Tamam. Geçti babaannem, geçti, bir şey yok. Tutamadım ben. Tutamadım onu. Katiller! Dedim size. Bu kadın burada bakılmaz dedim. Alın işte. Halimiz ortada. Yazıklar olsun. Bir şey yapmayacak mısın Halil? Sen işin başına. Abla. Ha? Bu kadar mı? Teyze sen odana geç, güzelce dinlen. Bir şey yapman için ölmem mi gerekiyor Halil? Teyze, odana geç. Lütfen. Seni artık tanıyamıyorum. Durmak yok Gülce. Hazır iş güçte bitmişken ablanı aramaya başlaman lazım. Hadi bismillah. Oo, gelin hanım. Biz her yerde sizi arayalım. Siz böyle keyif yapın. Ne güzel hayatmış öyle. Ben ufak bir mola vermiştim aslında. Durmak yok gelin hanım. Hadi arka bahçeye, işimiz var. Gel benimle. Hay Allah. Hayırdır? Başka bir işin mi var? Ay kız, yoksa sen sigortalı işe falan girdin de bizim mi haberimiz yok ha? Tamam, geliyorum. Hadi yürü. Bu hiç iyi olmadı. Ne güzel gidiyorduk aslında. Yok, bir şey var. Göremediğimiz bir şey. Ben babaannemi tanırım abla. En iyi sen tanırsın hem de. Aslında Halil Bey'le konuşsak da babaannemin yanında artık sen mi kalsan? Yok, yok. Hele son olanlardan sonra asla olmaz. Gelir zaten birazdan hesap sormaya. O zaman sen işine dön bari. Bir de bunun için kızmasın şimdi. Ben buradayım, merak etme. İyi ki ablam. İyi ki. İşte bunlar yıkanacak. Acaba başka zaman mı yıkasak? Niyeymiş o? Hava soğuk da. Ay kıyamam. Prensesimin incileri mi dökülürmüş ha? Şimdi yıkanacak Gülce. Ama benim biraz içeride işlerim var. Yani sen bunları tek başına yıkayacaksın. Tek başıma mı? Ne olmuş? Ben de içeri gideyim, işlerimi halledeyim. Misafirler gelecek. Yine el aleme rezil olmayalım. Hadi sana kolay gelsin. Gel. Beni çağırtmışsınız. Ablan bir daha Zümrüt Hanım'ı asla yalnız bırakmayacak. Lafım daha bitmedi. Zümrüt Hanım'ın kendisine ya da bir başkasına zarar vermesini istemeyiz. Değil mi? Aksi olursa başınıza neyin geleceğini az çok tahmin ediyorsunuz. Evet, siz de haklısınız. Sonuçta babaannem ikidir teyzenizi rahatsız ediyor. Sen buna rahatsız etmek mi diyorsun? Kadın az daha öldürüyordu. Babaannem aslında hiç böyle davranmaz. Yanında birisi olmayınca, bir de üstüne yabancı biriyle karşılaşınca panikledi herhalde. Aslında yanında ben... Yeter! Ben söyleyeceğimi söyledim, sen de dinledin. Konuşma bitti. Çıkabilirsin. Alo. Ne yapıyorsun? Seni merak ettim. Ne yapayım, halı yıkıyorum. Zorladı ama. Sorma vallahi. Şehnaz zorladı değil mi seni? Sağlık olsun, ne diyelim. Sağlık olsun, olsun da sesin hiç iyi gelmiyor. Hasta falan olmayasın. Bilmiyorum ki. Ah canım benim ya. Sana yardım etmek isterdim ama biliyorsun bende de çifte bela var. Biliyorum. Düşünmen yeter. Tamam o zaman. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen o kadınsın. Öl yaşlı bunak, öl. Bırak! Hey! Anne ne oldu? Ay yok. Yok bir şey, dalmışım sadece. Suna, sen ne yaptığını zannediyorsun? Dergi okuyorum. Ya kızım, gidip o kızla, Gülce'yle konuşmuşsun. Ya sokak ortasında yolunu kesmişsin kızın. Anne çocuk gibi gelip sana mı şikayet etti beni? Hayır, komşu Nesibe Hanım görmüş. Ya kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun? Herkese bizi rezil mi edeceksin sen? Kim ne derse desin, umurumda değil. Yusuf için her şeyi yaparım ben. Vallahi artık rüyanda yaparsın. Çok acil Gülcan teyzene Eskişehir'e gidiyoruz. Sen İstanbul'a gelmem dediğimde şehri falan beğenmedim sandın herhalde. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Geleceksin Suna. Ben gitmek zorundayım. Seni de burada asla yalnız başına bırakamam. Of anne! Çocuk muyum ben ya? Yusuf'tan uzaklaştıramazsın beni. Ya o yüzden gitmiyoruz kızım. Teyzen hastaymış. Ne yapayım anne? Doktor muyum ben? Yeter Suna. Dünya Yusuf'un etrafında dönmüyor. Teyzenin bize ihtiyacı var ve gideceğiz. Sen ciddi misin? Bak, beni götürmek için yalan söylemiyorsun değil mi? Keşke öyle olsaydı. İyi, tamam. Gidip valizimi hazırlayayım o zaman. Gülcan, Suna'ya senin hasta olduğunu söyledim. Ararsa beni yalancı çıkartma. Size afiyet olsun. Afiyet olsun anacığım. Şimdi sana da bir şey kalmadı. Vallahi ben de sen uyuyorsun sandım. Yok, ben zaten o kadar da aç değildim. Biz yedik, Allah arttırsın. Sofrayı da yeni gelin kaldırsın. Gene de istemiyorum onu. Niye aldınız eve? Gitsin diyorum. Zaten Ömer'im de istemezdi. Ömer gelmiş. Ben onu görmeye gidiyordum. Sonra o kadın düştü. Ben bir şey yapmadım. Vallahi yapmadım. Tamam. Geçti babaannem, geçti, bir şey yok. Sen ne işler çeviriyorsun teyze? Ben dedim, Zümrüt Hanım rahat durmaz dedim de dinleyen olmadı. Yakında yine babaannemi gönderirler buraya. Biz de kaldığımız yerden muhteşem hayatımıza devam ederiz. Sefilliğe devam. Umarım korktuğumuz gibi olmaz. İyi akşamlar. Sana da. Gülce nerede? Buradayım. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün erken yemişsiniz yemeği. Hani dışarıda yiyelim diyecektim. Ben yemedim aslında ama... Aç da değilim zaten. Yemek yemeden olmaz. Hadi hazırlan, çıkıyoruz. Bilemedim ki şimdi. İtiraz istemiyorum. Hem seninle konuşacaklarım var. Hadi. Hadi. Torun yanında olmasaydı ellerimle boğardım onu ama neyse. Ona gideceğim diyorum ben sana, bırak beni. Bırak. Anne, yarın sabah gidersin, olmaz mı? Hayır, olmaz. Yan odada değil mi Zeynep? Yalan mı söylüyorsun bana? Yo, orada da. Uyumuştur şimdi. Kandırıyorsun sen beni. Beni görmeden uyumaz. Zeynep! Baba, lütfen bağırma. Zeynep! Babaanne. Zeynep! Hayır değil babaanne, lütfen bağırma. Babaanne. Zeynep! Bağırma. Babaanne sakın! Babaanne sakın! Sakın yapma. Hayır, sakın. Anne lütfen yapma. Bir dakika babaanne, bekle. Aksi olursa başınıza neyin geleceğini az çok tahmin ediyorsunuz. Abla. Alo. Zeynep babaannem. Abla, ne oldu? Senin yanına gelecekmiş. Hayır değil odasına yani. Durduramıyorum. Sakın abla. Bu sefer hepimizi kapının önüne koyar o adam. Biliyorum. O yüzden seni aradım zaten. Zeynep! Tamam. Sen sakın babaannemi yalnız bırakma. Ben hemen geliyorum. Nasıl gireceksin bu saatte eve? Kapılar kilitlendi. Zeynep! Ben de çıkamıyorum ki odadan. Babaannemi yalnız bırakırsam kesin gider. Sen merak etme. Ben geliyorum. Halledeceğim. Bırak beni. Bırak. Zeynep'e gideceğim diyorum. Bırak beni. Bırak diyorum sana. Anneciğim lütfen yapma babaanne. Lütfen. Ne konuşacaktın benimle? Kim? Sen. Konuşacaklarım vardı dedin ya. Aa, öyle genel konuşuruz demiştim. Hı. Anladım. Burası da çok güzel bir yermiş. Çok teşekkür ederim. Hastasın diye sobanın yanına oturttum seni. Yolda gelirken üşüyordun. Şimdi nasılsın? Sıkıntı yok değil mi? Yok, yok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim, düşünmen yeter. Ne demek? Hadi Yusuf. Yapabilirsin. Ölüm yok ya ucunda. Gülce. Hı. Ne işin var senin burada? Nasıl girdin içeri? Ben babaannemi... Palavrayı kes! Gerçekten babaannemin bana ihtiyacı var. Bu anahtarın işi ne sende? Ne yapıyorsun sen bu anahtarla? Bakın, inanın babaannem için. Zeynep'im geldi, Zeynep'im geldi, Zeynep! Dur babaanneciğim, bekle. Zeynep gelecek buraya zaten şimdi. Hı. Bekleyelim biz, ha? Gecenin bir yarısı gizli gizli anahtarla evimize girmiş. Hayır anlamıyorum. Bu anahtarın sende ne işi var? Sen ne akla gece gece evimize girersin? Bakın ben... Sen kes! Sana sormadım. Senin aklın başında değil. Aklın başında olsaydı bu evin sizin olmadığını da bilirdin. Bu ev bizim. Sizin devriniz bitti. Songül Hanım lütfen. Biz size çok yüz verdik çok. Ben size ne yapacağımı bilirdim de. Eğer beni bir dinlersin... Senin neyini dinleyeyim? Ha? Her şey ortada. Bana bak. Yoksa siz biz yokken de bu eve gizli gizli giriyor musunuz ha? Asla. Biz öyle insanlar değiliz. Biz biliriz sizin nasıl insanlar olduğunuzu, merak etme. Yeter artık. Ver şu anahtarı. Ver dedim. Bakın bir hata ettim ben. Bir daha tekrarlanmayacak. Lütfen babaannem için. Anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak. Şimdi git bir an önce eşyalarını topla. Bundan böyle babaannenin yanında sen kalacaksın.